Kayıt başladı. Günaydın. Bugün başlığımız özel ve politika ilişkisi. Son dönemde çok konuşulan bir başlık olduğu için buradan girme ihtiyacı duydum bir nevi. Bir de bugün özel eğitim araştırmaları ve politika geliştirme diye bir dersimiz var. O dersten önce birazcık ısınma olsun bana. Bana gözüm takılıyor. Neyse. Şimdi o dersin başlangıç sorusu. Bugün de soracağım arkadaşlar ama politika ile bilim arasındaki ilişki nedir? Ya da bilim politikayı belirler mi? Ana tartışma konumuz o. Bilimin politikayı belirlemesi için neye ihtiyacımız var? Neden bu soru? Çünkü bu konunun konuşulması ve anlayış farklılıklarının giderilmesi gereken bir konu olduğuna inandığım için ben bu derste her zaman o soruyu sorarak başlarım. 6-7 senedir de giden bir ders. Sanırım bu ders kötü değil. Bilim ve politika arasında ilişki var mı yok mu? Olmalı mı, olmamalı mı? Bunlar büyük sorular. Bir yandan da cevaplanması zor sorular. Birçok kişiye göre evet olmalı. Olmaması nasıl düşünülebilir? Olsun, olmamasında bir problem yok. Ama olmasıyla ilişkili olarak beklentiyi çok yukarıya kurmamakta fayda olduğunu düşündüğüm bir konu. Bilim dediğiniz şey bilgi üretmek, sorunlara çözüm üretmek vesaire vesaire bir sürü tanım, başlık, özellik anlatılarak ifade edilebilecek bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Doğru, güzel, hepsi doğru. Hiçbirinde sıkıntı yok. Fakat gerçek yaşama yansıması konusu nasıl bir şey? Onu biraz anlamak gerekiyor. Bu hükümetler, devletler, ülkeler fark etmeksizin aşağı yukarı her yerde benzer bir şeydir. Özel eğitim ve bilimle bağlantılı olarak bugün özel eğitim, bilim ve politika üçgeni içinde baktığımızda bu iş nasıl diye gittiğimizde bir örnekle başlamak istiyorum. Deprem bölgesinde yaşananlarda, televizyonlarda en çok konuşulan, en çok tartışılan şeylerden bir tanesi bilimi dinlemedik, bilime uymadık, bilimi dinleseydik böyle olmazdı, bu kadar insanımız ölmezdi. Evet, ölmezdi, doğru. Bilimi dinledik, evet dinlediğimiz yerler de oldu. Bilimi dinledik de bilimin gereğini yerine getirdik mi, getirmedik mi sorusu bence daha fazla ön plana çıktı. Çünkü bilim size söylemiş, herkes olanı biliyormuş, belli bir yasa çıkmış, o yasanın gereği yerine getirilmiş mi, getirilmemiş mi? Belki temel konulardan bir tanesi buraya dönüşüyor. Peki, ya da ahlakımızla bilimin talep ettiği arasındaki bana göre son dönemdeki en büyük problem bu. Ahlaksal sıkıntılar. Ahlakla bilimin öngörüleri ve getirileri arasındaki ilişkiyi doğru kurduk mu, kurmadık mı? Bana göre ülkemizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Bunun yansıdığı diğer bir alan. Özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi küçük bir hesaplamayla başlayacağız. Rehabilitasyon merkezlerinin sayısına bakmadım. Aslında bakabilirim de. Hemen önümde açık zaten. Toplamda 3.118 tane kurum varmış. Bu geçen senenin istatistikleri. Ve burada 471.378 tane öğrencimiz eğitim alıyormuş. 471.378 öğrenci 3.118 kurumda eğitim alımı. Eğitim alıyor anlamına geliyor. Peki, bu kurumlara ne kadar ödendiğini biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Çünkü devlet ne diyor? Sizin çocuğunuzun eğitim alması için hatta kaliteli eğitim alması için size bir fırsat sunuyor. Kendi okullarında sağlayamadığı eğitimi size sağlayabilmek için bir düzenlemeye gidiyor ve burada benim bulduğum rakama göre çocuk başına 2.421 lira para ödüyor. Aylık. Bu bireysel eğitim için. Bir de grup yazarsa onun için de ayrıca 678 lira ödüyor. Güzel. Peki bunun aylık ödemesinin ne kadar olduğunu hiç düşündünüz mü? Bunun aylık ödemesi 13,7 milyar lira aylık.
Pardon. 1 nokta küsur milyar lira. Yıllık 13,7 milyar lira. Buna grupları da eklediğinizde 15-16 milyara çıkıyor. Ve 3.118 kurum arasında bu bölüştürülüyor. Peki ana soru şu. Bu kurumlar kaliteli eğitim sağlayarak çocuklarımızı hedeflenenlere ulaştırma konusunda başarılı mı, başarısız mı ya da ne kadar başarılı? Siz politika olarak kaliteli eğitimi belirlemişsiniz. Fakat bir noktayı açık bırakmışsınız. Kaliteli eğitim sorusunun cevabını tam olarak vermemişsiniz. Güzel. Kaliteli eğitim göreceli bir şey. Ama çerçevesini çizerseniz, kuramsal çerçevesini çizerseniz ne kadar kaliteli eğitim sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili olarak bir araç geliştirip bunu bilimsel anlamda raporlayabilirsiniz. Peki kalitesinin ne olduğunu belirlemiş misiniz? Hayır. O zaman burada ne nokta çıkıyor? Bilim size tanımınız ve beklentinizle ilgili durumu tarif edemez. Bilimi pert ediyorsunuz. Güzel. Benim bahsettiğim bu tanımın yapılması sadece politikalar tarafından değil. Bilim tarafından da olur, felsefe tarafından da olur. Evet, kendimize göre bir kaliteli eğitim çerçevemiz var. Güzel. Ona göre bir araçla baktığımızda eğitim kurumlarındaki kalite ne durumda diye incelediğimizde maalesef bu aşağıda çıkıyor. Güzel. Şimdi bir, beklenti kurulmamış, buna göre bilimsel veri oluşturulamıyor. İki, tanım yapılmış, buna göre geliştirilen araçlar bilim yapılıyor, kaliteniz karşılıksız çıkıyor. Güzel. Bilim hala konuşuyor. Ama politika maalesef konuşamıyor durumundayız. Diğer bir konu, bu 3.118 kurum işe yarıyor mu, yaramıyor mu konusuyla alakalı olarak ilgili bakanlıklarınızdan bir tanesi bir çalışma yapıyor. Daha sonraki yayınlarda bu rapora gireceğim. Öyle görünüyor. Bu rapora göre rehabilitasyon merkezleri verimli. Bununla kaç kişi hemfikir olur? Eğitimcisi, ailesi, ilgili diğer paydaşları kaç kişi bununla ilgili hemfikir olur bilmiyorum. Ben gerçek anlamda başarılı bir rehabilitasyon merkezi bugüne kadar tanımadım. O nedenle hiçbir rehabilitasyon merkezine gerçek anlamda kefil olmam. Yardım rica ettiğim bazı rehabilitasyon merkezleri olabilir. Onların da sahiplerinin belli oranda iyi niyetine inandığım için konuşabilirim. Çünkü elimde onlarla ilgili gerçek anlamda hiçbir veri yok. Sadece iyi niyetleri ve yaptıkları bazı işleri biliyorum. O yaptıkları işler üzerinden bile aileyi mevcut durumdan daha iyi duruma taşıyabileceklerini düşündüğüm için belki bir iki kişiye bir iki yer söylemişimdir. O kadar. Normalde hiçbir kuruma kefil olmam. Olmak da istemem. Benim işim değil. Şimdi önemli olan burada çocukların ve ailelerin kaliteli eğitim almasını sağlamak mı? Ve bunu gerçek anlamda bilim üzerinden mi yapmamız gerekiyor? Bunu yaparken bilim üzerinden yapabilmek için ne yapmam gerekiyor? Eğitimin kalitesini bilimsel yollardan geliştirmem gerekiyor. Yok ya, hiç gerek yok. Çok basit bir şey var. Bu 14-15 yaklaşık belki senede 16 milyar liraya çıkan maliyet, bu masraf. Bunu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu kontrol altına almak için modül sistemi getirdiler. Modül sistemi ahlaksızlığın baş direklerinden birisi haline geldi. Nasıl etrafından dolanılır, hatta modüller nasıl kendi avantajımıza kullanılır konusunda birçok rehabilitasyon merkezi bin takla atmayı öğrendi. Olur. Hiç problem değil. Öğrensinler. Fakat iktisat bilimi bize başka bir şey söylüyor. Burada eğitimden çıkabiliriz. Politikayı geliştirmek için diğer bilimlerin varlığını da kabul etmeliyiz. İktisat bize diyor ki, kardeşim diyor,
Piyasa karşılığını alamadığı şeyi iter. Orada kalamaz o diyor. Siz nerede gördünüz kullanıcısına avantaj sağlayamayan ya da belli bir kulluk sağlayamayan telefon markasının hayatta kaldığını? Nerede gördünüz bilmem ne arabasının kullanımının çok yaygınlaştığını? Ya da nasıl dandik tekstil ürünlerinin dünya paraya alındığını ne zaman fark ettiniz? Bir karşılığının olması gerekiyor, bir anlam oluşturması gerekiyor ki diğerlerine karşı avantaj sağlasın, öbürlerini itebilsin. O zaman sizin yapacağınız şey şu: arttıracaksınız. İnsanlara kaliteli eğitimden beklentilerinin ne olduğunu öğreteceksiniz. Kaliteli eğitim hakkını yerine getiremeyen kurumların aileler tarafından cezalandırılabilmesini, yani kayıtlarının oradan alınıp başka yere geçirebilmesini sağlamak için ailelerin yolunu açacaksınız. Evet, kapı kapı gezmeyecekler ama öğrendikleriyle nerelere gidebilecekleriyle ilgili olarak fikir geliştirecekler. O zaman bu 3118 kurumun en azından belli bir kısmı elenir. Kurumların elenmesi çocukları hizmetsiz bırakır mı? Buradaki temel soru bu. Şimdi yine bilim burada ekonomi, politika, İktisat ve tarih bilimlerine baktığınızda yakın tarih içerisinde, kapitalist sistem içerisinde sektörlerin nasıl gelişim gösterdiğine baktığınızda dışarıda bir talep varsa sağlanan mevcut hizmet yeterli kapitali oluşturmuyorsa ya da hedeflenen artı değerin ortaya çıkmasına yol açmıyorsa o zaman çok basit bir şeyle karşılaşırsınız. Piyasa yeni bir model geliştirir. Siz öyle bir model geliştirdiniz ki bilimin söylediği rekabete dayalı piyasada başarısız ve kötü olanın itilebileceği yeni daha kaliteli modellerin ortaya sürülebileceği bir yaşam biçimi gelişmesine izin vermediniz. Geliştirdiğiniz model özel eğitim bilimine aykırı, iktisat bilimine aykırı, tarih gösteriyor ki işe yaramıyor. Nereden ele alırsanız alın, ürettiğiniz model bilimsel önerilerle örtüşmüyor. Yani kurduğunuz politika kötüyü korumak üzerine gelişiyor ve kuvvetleniyor. O zaman bundan kurtulma şansınız her gün daha da zorlaşıyor.